Evet sevgili izleyiciler, hikaye bu ya. Bir Afrika ülkesinin devlet başkanıyla bir Asya ülkesinin devlet başkanı bir konferansta tanışmışlar. Hukukları gelişmiş, iyi dostluklar oluşmuş. Aradan bir süre geçtikten sonra Asya ülkesinin devlet başkanı Afrika ülkesinin devlet başkanını kendi ülkesine davet etmiş. Afrika ülkesinin devlet başkanı Asya ülkesi devlet başkanının misafiri olmuş ve onun sarayına gitmişler. Bir saray inanılmaz, ihtişamlı, dehşet, müthiş. Sarayın her tarafı pırıl pırıl pırlıyor ve gerçekten olağanüstü büyük bir para harcanmış, şaşırmış. Demiş ki, yahu bu nasıl iş, bu devasa bir saray, sen bunu nasıl yaptırdın, bu ev senin, bu kadar büyük bir evi nasıl elde ettin? Demiş ki, bak şuradan geçen köprüyü görüyor musun demiş. Evet görüyorum, %10 demiş. Ha anladım demiş. Sonra aradan yıllar geçmiş, bu defa o Asya ülkesinin devlet başkanı Afrika ülkesinin devlet başkanının konuğu olmuş. O da Afrika'ya gitmiş. Giderken tabii Afrika'ya giderken gayet mütevazi bir ev bekliyor. Bir bakmış ki aman Allah'ım onun da dehşet bir sarayı var. Müthiş. Her taraf altın kaplamalı, varaklı, şöyle böyle müthiş bir saray. Bu defa Asya ülkesinin devlet başkanı demiş ki ya demiş sen bu sarayı nasıl yaptırdın? Demiş ki şu uzaktaki köprüyü görüyor musun? Bakmış Asya ülkesinin devlet başkanı orada köprü yok demiş. Ha işte %100 demiş. Evet. Dünyada her gece yaklaşık 1 milyar insan gece yatağına aç giriyor. Neden? Çünkü o kadar çok çıplak olan kral var ve o kadar çok çıplak olan kralın %10'larıyla %100'ü arasında sıkışmışız ki. Çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Deftere yazdım, şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak. Ne güzel sizinle tekrar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye türküler söyleyerek, marşlar söyleyerek buluşabilmek. 22 Şubat 2019 Cuma yine bir Kral Çıplak akşamında yine İzmir marşımızı söyleyerek ve yine benim sevgili dostum, hepinizin çok sevdiği, yakından tanıdığı CHP Trabzon eski milletvekili ve deneyimli siyasetçi Haluk Pekşen'le beraberiz. Üçüncü Kral Çıplak evet. Girişimiz oluyor değil mi? Ben şanslı bir konuğum. Evet, ayrıcalıklı bir konuksunuz. Çok çünkü, estağfurullah, çok razısınız. Evet, sizden gerçekten özellikle gündem hakkında gündemin bilmediğimiz yönlerini öğrenmek açısından ben gazeteci olarak çok yararlanıyorum. O yüzden de sık sık birlikte olmak istiyoruz. Tekrar çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, klasik artık Kral Çıplak'ın biliyorsunuz bir akışı var ve bu akışta tarihte önümüzdeki haftaya sıra geldi. 6 Mart 1920, öykücü Ömer Seyfettin İstanbul'daki Haydarpaşa Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
3 Mart 1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan 3 devrim yasasını kabul etti. Hilafet kaldırıldı ve Osmanlı Hanedanı'nın mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı oluşturuldu ve hükümetten ayrıldı. 2 Mart 1960 Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk'ün hatırasına yayım yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla 18 ay hapis cezası daha aldı. 7 Mart 1990 Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi, gazeteci yazar Çetin Emeç ve şoförü Ali Sinan Ercan uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdiler. 6 yıl sonra 9 Mart 1996'da Emeç'i vuran İslami Hareket Örgütü sorumlusu İrfan Çağrıcı İstanbul'da yakalandı. 3 Mart 1992 Zonguldak Kozlu Kömür Madeninde Grizu patlaması sonucu tam 263 madencimizi kaybettik. Müfettişlerin hazırladığı raporda işverenin birçok teknik konuda ihmaller ve sorumsuz davrandığı belgelendi. Ve 6 Mart 1995 karikatürist Nehar Tübleki, ki ben de kendisiyle birlikte çalışma şansına erişmiştim, İstanbul'da kaybettik. 2 Mart 2004 Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre Irak'ta kitle imha silahları bulunmadığı anlaşıldı. 3 Mart 2013 Türk ses sanatçısı Müslüm Gürses hayata veda etti. Evet, konuğumuzu tanıyorsunuz ama biz yine de Haluk Pekşen kimdir? Hep birlikte izliyoruz. Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra ilçesinin Yokuşlu köyünde doğmuştur. Anne adı Zehra, baba adı Seyit'tir. İlkokul ve ortaokulu Yomra'da okudu. Lise eğitimini Ankara Başkent Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında avukatlığa başladı. Bir dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ticaret hukuku öğretim görevlisi olarak bulundu. 2000 yılında 5 yıllık kalkınma plan komisyonu çalışmalarında ABL mevzuat uyumu konularında hukuki ve idari çalışmalarda bulundu. 1998 yılında yayınladığı Gelecek ve Ekonomi isimli raporuyla 2001 krizini çok önceden ve tam zamanlı olarak öngören Pekşen, 2001 ekonomik krizi sonrasındaysa güçlü ekonomiye geçiş çalışmalarında görev aldı. 2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Haluk Pekşen, birçok kanun, yönetmelik ve tüzük çalışmalarını en iyi şekilde yerine getirdi. Çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, bankacılık, gümrük, dış ticaret yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpek Yolu Projesi, Eurokontrol Konvansiyonu mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı. Haluk Pekşen, avukat olarak görev aldığı Balyoz davasının en başında yaptığı savunmayı Balyoz Savunma adıyla 2012 yılında kitaplaştırdı. SODEP'le başladığı siyasal yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi ile devam etti. 2015 genel seçimlerinde CHP Trabzon 1. sıra adayı oldu. 7 Haziran 2016 tarihinde 25. dönem ve 1 Kasım 2016 tarihinde 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili seçildi. Haluk Pekşen evli ve iki çocuk babasıdır. Her ne kadar aktif milletvekili olmasanız, yani fiilen şu anda milletvekili olmasanız da siyasetin, aktif siyasetin dışında değilsiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesisiniz ve biraz sonra onu konuşacağız sıra oraya geldiğinde.
CHP'nin aday belirleme süreci yine sancılı geçti. Tabii ben bir gazeteci olarak size ilk soruyu öyle soracağım o zaman. Diyeceğim ki size, neden siz parti meclisi olarak ya da parti yönetimi olarak bu adayları seçtirdiğinizde, hani çok demokratik parti olarak, demokrasinin erdemlerine her zaman saygı duyan ve uyan bir parti olarak, niye vakit varken, hem de vakit varken ön seçimleri devreye sokmadınız diyeceğim ama o zaman. Yine seçimle başlıyoruz. Fakat daha tabii CHP'yi konuşmadan önce konuşmamız gereken Türkiye'den seçim manzaraları var. Hemen direkt topa girelim. Size haftanın videosunu izleteceğim. Bu bence haftanın videosu. Çünkü başka bir ülkede olsa, laiklikle yönetilen başka bir ülkede olsa o aday açısından bu video bir son olabilirdi. Bir izleyelim bakalım. Bir daha tekrarlayın arkadaşlar. Lütfen. Biliyorsunuz bu görüntüyü. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve meclis başkanından hafta içinde istifa eden Binali Yıldırım Eyüp Sultan Camii'ne gidiyor. İstanbul'un, Türkiye'nin çok önemli dini merkezlerinden biridir ve oranın imamı onun adaylığını desteklemek için, başarısı için dua ediyor. Bu bir. Bir de haftanın fotoğrafını görelim mi? Aynen. Ondan sonra yorum için size bırakacağım. Haftanın fotoğrafı. Evet, bu fotoğrafı da hatırlıyorsunuz. Fotoğraf Yalova'nın Kadıköy ilçesinde çekildi. AKP'den yeniden aday gösterilen Yalova Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin camide kahvaltı düzenledi. Cemaatin şikayetlerini dinleyip oy istedi. Allah aşkına şu fotoğrafı ne olur sevgili seyirciler, hafızalarınıza yazın. Evet, ilk defa görmüyorsunuz. Evet, son dönemlerde her seçimde bu tür manzaralara tanıklık ediyoruz. Kahvaltı veriyorlar, içeride caminin içinde siyasi propaganda konuşmaları yapıyorlar. Hatta ve hatta cami duvarlarına pankart asıyorlar. Bahçelere pankart asıyorlar. Yani şu anda şunu demek istiyorum, hem haftanın videosuyla hem de bu haftanın fotoğrafıyla Sayın Pekşen, siyaset fiilen camiye girdi. Buyurun. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Bunu sizin söyleminizin biraz tersiyle ifade etmek isterim. Sevgili Mutlu, bence inancımız camiyi terk etti. Şöyle açayım bunu isterseniz. O çok daha kötü tabii. Şöyle açayım bunu isterseniz. Şimdi Türkiye'nin çok önemli paydaları var. Bu ortak paydalarımızdan bir tanesi de inancımızdır. Büyük bir inanç birlikteliğimiz var. Bu ülkenin işte %99'u Müslümanız deriz. Şimdi tabii Müslümanlıkla buradaki fotoğraf arasındaki ayrımı çok ciddi koymak gerekiyor. Hı hı. Bir size sık sık anlattığım bir hukuki ve fiili durumu anlatmak isterim. Hı hı. Hepimiz dinimizin ortalama kurallarını, koşullarını biliriz. Yani dinin haram saydığı gelirler, dinin haram saydığı konuları hepimiz ortalama din bilgisine sahip olan herkes rahatlıkla sayabilir. Şimdi ben buradan başlamak isterim. Mesela bizim bütçemiz nasıl oluşuyor? Bunu parlamento görevi yaptığım dönemde de kuruşlandırdık. Baktık, yani bu parlamento bir bütçe yapıyor, bütçe kanunu çıkarıyor. Bütçeyi nasıl oluşturuyoruz, rakamlar nasıl oluşuyor diye baktık. Baktık ki mesela dinin en haram saydığı gelirlerin başında faiz gelirleri var, biliyorsunuz. Faiz gelirleri bankaların elde ettiği faizden verdikleri vergiler önemli bir rakam. Neredeyse %25'e yakın. Koyduk bir kenara. Sonra bu AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'de çok ciddi bir kumar ekonomisi oluştu. At yarışı, işte sayısal loto, piyango, toto vesaire, bir sürü kumar ekonomisi oluştu. Neredeyse %15 civarında da ondan bir vergi alınıyor. Bu da dinin haram saydığı kumar geliri. Başka?
İşte içki var. İçkiden alınan ÖTV var. Rakıdan, viskiden, şundan bundan alınan ÖTV'ler var. KDV'ler var. E bu içkili meyhaneler, restoranlar, gazinolardan alınan vergiler de var. Yani bir baktık ki bütçenin %50'si dinimizin haram saydığı gelirlerden oluşuyor. Faiz, kumar ve içki. Faiz, kumar ve içki vesaire. Dinin haram saydığı gelirler şu anki bütçemizin %50'si. E peki bu bütçenin %50'sini oluşturan haram gelirler ne oluyor? Bunları dağıtıyorlar. Nereye veriyorlar mesela? Diyanet işlerinin personelinin tamamı oradan maaş alıyor. Hani dinin haram saydığı gelirler var ya. O haram saydığı gelirlerden maaş alan arkadaşın dindarlığı bu kadardır. Onun için oradan camide artık dinimizi aramayacağız. Camileri niye terk etti cemaat? Mustafa Bey, camilerde bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce özellikle cuma günleri cemaat gider namaz kılardı. Ama şimdi bomboş camiler. Terk ettiler. Niye? Çünkü camideki din adamı değil artık. Siyasetin adamı oldu. Orada din adamı görüntüsüyle o nutukları atan şahsa aldığın maaşın %50'sini haram gelirlerden alıyorsunuz, bunu nasıl hazmediyorsunuz diye sorun. Emin olun sizin sorunuza cevap veremeyecektir. Ben bunu sordum. Diyanet İşleri Başkanı'na televizyonlardan sordum. Bu Diyanet İşleri Başkanı seçildiği gün kamuoyuna kocaman bir yalan söyledi. Dedi ki benim çocukluk yıllarımda Türkiye'de Kur'an kursları yasaktı. Biz köylerde jandarmadan korkarak Kur'an'ları, dini kitapları kayalıklara gizlerdik. Onlar gittikten sonra onları çıkarırdık dedi. Ben çok ilgimi çekti bu. Şimdi size bir gerçek anlatacağım. Döndüm bu Diyanet İşleri Başkanı'nın çocukluk yılları ne olabilir diye baktım. Baktım doğum tarihi 60'lı yıllar. Yani 61'li mi öyle bir doğum tarihi var. Çocukluk yılları Adalet Partisi'nin iktidar dönemine denk geliyor. Allah Allah dedim ya. Hatta Milliyetçi Cephe iktidarlarına. Aynen, Milliyetçi Cephe ve Adalet Partisi iktidarları dönemine denk geliyor. Ve dedim ki o dönemde, Demireller döneminde bu arkadaş kamuoyunun gözünün içine baka baka doğruları söylemiyor. Nezaketini bir kenara tutuyorum, aslında söylediğinin adı başka. Ama gerçek dışı beyanlarda bulunuyor dedim. Mustafa Kemal'e aslında, Atatürk'e sözüm ona, bu sözü taşımaya çalışıyorum ama ben bir gerçeği buradan paylaşayım. Sayın Mutlu, Mustafa Kemal'in ilk Kur'an kursunu açma talimatını verdiğini biliyor musunuz? Evet. 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesinde ilk Kur'an kursunun açılması talimatını Mustafa Kemal vermiştir. Hala o Kur'an kursu duruyor orada. Ve ne acıdır ki o Kur'an kursunun içerisinde yüzlerce yıllık dini eserlerin tamamını geçmişte meclis başkanlığı yapan bir zat gelip onlara el koyuyor, o dini eserlerin akıbetleri hakkında bugüne kadar hiç kimse bilgi alamadılar. Onun için ben camide propaganda değil, dinin camiyi, camileri, inançların camileri terk etmesi halini görüyorum. Şimdi o bir defa cemaatin camileri terk ettiği saptamanız çok iddialı bir saptama. Evet. Ya bu konuda gerçekten gözlemleriniz mi var, istatistik? Ben şöyle söyleyeyim. Zaman zaman ben de fırsat buldukça camiye giderim. Cuma günleri namaza da giderim. Ama eskisi gibi görmüyorum manzarayı. Öyle mi? İnanın bunu. Bunu görerek söylüyorum. Cami sayısının çoğalmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunun cami sayısının çoğalmasıyla bir ilgisi yok. Mesela benim gittiğim caminin cemaatleri hep aynı cemaatlerdir. İnanın o camide vaaz veren hocalar da, camide görev yapan din adamları da bu durumlardan inanılmaz rahatsızlar ve onlar kendileri de söylüyorlar bunu. Peki. Diyorlar ki bu AKP döneminde olduğu kadar inançlarımız hiç bu kadar ağır zarar görmedi diyor. Bu konuyla ilgili bir haftanın anketi düzenledik. Tabii ironi aslında, yani anket dediğimize bakmayın. ne yazık ki bu ülkedeki anketler de artık ironi olmak zorunda. Sevgili izleyiciler, size soruyoruz. Lütfen arkadaşlarımızın biraz sonra ekrana getirecekleri, evet, 0530-848-13-12 0530-848-13-12 numaralı WhatsApp hattından bize kendi cevabınızı iletiniz. Camide siyasi kahvaltı verdiren, AKP adayına özel dualar eden yandaş imamlar şimdi ne yapmalı? Yani sırada ne olmalı? A. Minarelere AKP mahyaları astırmalı. B. Oyların okullarda değil camilerde kullanılması için kampanya başlatmalı. C. Camilerin kubbelerini ampul şeklinde dönüştürmeli. D. Diğer parti adaylarını cehennemlik ilan etmeli. E. Yaptıklarından utanıp
istifa etmeli. Evet, tekrar edelim mi? Bir kez tekrar edelim daha sonra. Evet, camide siyasi kahvaltı verdiren AKP adayına özel dualar eden yandaş imamlar şimdi ne yapmalı? Minarelere AKP mahyası asmalı, oyların camilerde kullanılması için kampanya başlatmalı, camilerin kubbelerini AKP'nin logosu olan ampul şeklinde dönüştürmeli, diğer parti adaylarını cehennemlik ilan etmeli, yaptıklarından utanıp istifa etmeli. Yanıtlarınızı 0530 848 13 12 numaralı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Şimdi bunu sorduk, biliyorum anlatacaksınız bir şey ama hadi siz anlatın ondan sonra. Şimdi tabii bu anket çok hoşuma gitti. Evet. Çok ben hakkımı kullanabilir miyim? Ben şimdi diyorum ki bunların hepsini yaparlar burada ama benim tercihim şu: diğer parti adaylarını cehennemlik ilan etmeliler. Evet. Ona ilişkin de izin verirseniz ben biliyorsunuz Karadeniz'i biz fıkralar bizim hayatımızda çok önemli yer tutar. Bir fıkra anlatacağım. Evet. Şimdi bizim Temel Roma'ya gidiyor, Vatikan'a gidiyor. Vatikan'da bir bakıyor ki Vatikan'ın önünde inanılmaz bir kuyruk var. Hı-hı. Bir sürü insan kuyruğa gidiyor. Ne kuyruğu diyor bu? Diyorlar ki efendim burada cennetten işte bir parsel satıyor. Yani bizde de bir film var ya, meşhur Şener Şen'in bir filmi, orada da ya öbür tarafı da düşünmek lazım. Cennette de bir parsel almak lazım diyordu ya. Tam Hı-hı. onun gibi işte. Cennetten parsel satıyorlar Vatikan'da. Ne kadar? 2000 euro. 2000 euro veren cennetten bir pay satın alıyor. Kuyruğa girenlerin hepsi bunu yapıyor. Bizim Temel mesela geliyor. Temel geliyor en baştaki işte kardinale, diyor ki ben diyor yalnız cennetten istemiyorum. Ben cehennemi satın almak istiyorum diyor. Diyorlar ki olur mu öyle şey ya? Nereden çıktı? Biz cennet satıyoruz. Efendim ben diyor cehennemi istiyorum diyor. 2000 dolar mı? Ben 50 bin dolar vereceğim diyor. 50 bin dolar vereceğim, bana lütfen cehennemi, bir dakika diyorlar, ara veriyorlar. Kardinaller toplanıyor, toplantının sonucunda geliyorlar, diyorlar ki Temel'e tamam ver 50 bin doları, buyur sana cehennetin cehennemin tapusu. Temel 50 bin doları alıyor, cehennemi 50 bin doları veriyor, cehennemin tapusunu alıyor. Karşı tarafa kocaman bir afiş yazıyor, diyor ki artık cennetten parsel almanıza gerek yok, cehennemi satın aldım, kapatıyorum cehennemi, hiç kimse cehenneme gitmeyecek. Böylece Vatikan'ın önündeki kuyruktaki insanların tamamı boşalıyor. Bu defa Vatikan'dan geliyorlar. Diyorlar ki Temel, sen diyorlar burayı 50 bin dolara satın aldın, akıllıca bir iş yaptın, cehennemi de kapattın ama cehennemi bize sat diyorlar. Bu ticaret böyle devam eder gider. AKP 16 yıldır bu ticareti yapıyor. Bir gün halka cenneti satıyor, bir gün cehennemi satıyor. Ama emin olsunlar ki Türkiye artık bu çürümüşlüğü keşfetti. Çürümüş olduklarını ve lime lime döküldüklerini ve gerçekten Türkiye'nin artık bu çürümüşlükten bıktığını, usandığını ve bunlardan bir an önce kurtulmak için emin olun gün saydığını görüyorum. Şimdi ben bunu sadece laikliğin ihlali olarak görmüyorum. Aslında laikliğin ihlali... Bu anayasal düzene karşı suç. Suç. Eskiden olsa mesela, bundan 15 sene önce olsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bunu yapan partiyi ilçe başkanı gitmiş, camide kahvaltı veriyor. Öbürü duvara afiş astırıyor. Öbürüne camide kişiye özel dua ediliyor. Şimdi bunların hepsi hani AKP daha önce mahkum olmuştu ya. Evet. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan suçuna giriyor. Ama ben burada değilim. O ya korkusundan ya üstün demokrasi anlayışlarından bu suçları görmeyip dava açmayan tırnak içinde Cumhuriyet savcılarının meselesi. Ben bir gazeteci olarak ve bir sıradan vatandaş olarak başka bir şeyle ilgiliyim. Bu tavır toplumdaki kutuplaşmayı daha da artırıp camileri de siyasi partilere göre böler mi, bölmez mi? Eğer bölerse ve siyaset camilerde, atıyorum AKP'nin camisi, CHP'nin camisi, İYİ Parti'nin camisi, MHP'nin camisi diye kliklere ayrılırsa bunun sonu ne olur? Şöyle olur, bu şöyle bir yere doğru gidiyor. Yani cami cemaatiyle çok yakın diyalog olan birisi olarak söylüyorum. Artık insanlar camilerde gerçekten din adamlarının olduğuna inanıyorlarsa o camilere gidiyorlar. Ve maalesef toplumda ciddi bir uzaklaşma başladı şu anda. Ve bunun en büyük sebebi
AKP'nin laiklik karşıtı ve gerçekten insanların dini değerlerine en büyük saldırıları ve çok ağır bir şekilde yapmasından kaynaklanıyor. Camideki cemaate orada siyasi propaganda yaptıkları her gün bilsinler ki o cemaat camileri daha fazla terk edecektir. Bakın şöyle bir şey var Mustafa Bey. Türkiye'nin siyasi tarihine geçildiğinde birkaç örnekle anlatabilirim size bunu. Hı hı. Bir siyasi iktidar Türkiye'de belli bir planla iktidara getirilir. O iktidar en çok neye karşıysa iktidara getirdiğinde ona yaptırırlar. Mesela Refah Partisi iktidara gelirken faizci düzene karşıydı, İsrail'e karşıydı. Ama İsrail'le en büyük savunma işbirliği anlaşmasını Refah Partisi yaptı. Mesela köylünün işçinin partisi vardı bir tane, hatırlıyor musunuz? Evet. O parti Türkiye'de tarımın destekleme alımlarını kaldıran partidir, biliyorsunuz değil mi? Demokrat Parti'yi söylüyor. Hayır. Doğru Yol Partisi. Doğru Yol Partisi. Tansu Çiller biliyorsunuz destekleme alımlarını kaldırdı. O dönemde koalisyon içerisinde daha sonra işte tütünün vesairenin destekleme alımlarının kaldırılması, tekelleşmenin kaldırılmasına ilişkin bakanlar istifa ettiler Türkiye'de. Yani AKP'nin Türkiye'de en büyük AKP gittiğinde 16 yıl, 17 yıl çekip gidecekler. Artık daha fazla tutunmaları mümkün değil. Gittiğinde geriye dönüp baktığımızda iki büyük tahribat olacak. Bir, Türkiye'nin kamusal düzeni, kurumsal düzenlerinin tamamını, kurumsal yapılarını çökerttiğini göreceğiz. İki, bu toplumun dini değerleri onarılmayacak kadar ağır tahribat gördüğünü göreceğiz. Hiç kimsenin Diyanet İşleri Başkanlığı'na en küçük bir saygısı kalmamıştır. Yani çok açık bir şekilde Aladağ'da o minicik yavruların cehennem ateşi gibi bir ateşte masumane bir şekilde cayır cayır yandıklarında bu Diyanet İşleri Başkanı o Aladağ'daki yangının soruşturulmasına ilişkin hiçbir adım atmamıştır. O yavrular yandı gittiler ve bu ülkenin vicdanı hala o yangında sızlıyordur. Bu nasıl bir inanç düzenidir ki Türkiye'de rantın üzerine oturmuş büyük bir rant paylaşımı içerisinde devletin en önemli bütçesini alıyorlar ve o bütçenin yarısı haram, dinin haram saydığı bütçe, onun üzerinde büyük bir saltanat hayatı yaşayabiliyorlar. Ve büyük bir pişkinlikle de o hayatı devam ettirebiliyorlar. Ben soruyorum şimdi, bu nasıl bir anlayıştır? Bu ülkede bu dini değerleri bir siyasi amigonun peşine takmanın bu ülkenin değerleriyle bir bağdaşır yanı var mıdır? Bunun bir tarafı. İkinci tarafı şu. Anayasal düzeni bugün askıya alabilirsiniz. Ama bugünler geçer. Bugünler geçtiğinde görevini kimin yapıp kimin yapmadığı da insanların önüne konulur. Bakın 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren hayatının finalinde nasıl ağır bir rencide edilerek, ötekileştirilerek, yaftalarak gönderildi gitti. Bence hak ediyordu da. %93 ile devlet başkanı seçilmiş olmasına rağmen. Bugün görevini yapmayan, özellikle Türkiye'nin birinci lige tırmanmasındaki en önemli, en temel gerekçesi olan laikliği görmezden gelip laiklik temel ilkesini ortadan kaldırmaya yönelik bu saldırıların tamamında görev alanların hepsi bilsinler ki Türkiye'nin tarihine hepsi birer kara leke olarak geçeceklerdir. Ve bunların hukuk eninde sonunda yakalarına yapışacaktır. Anayasal düzene karşı suç işlemenin bu kadar fütursuz olduğu bir dönem Türkiye hiçbir zaman yaşamadı. Ama herkes şunu biliyor. Bu yapılanların hiçbirisi bir kenarda unutulmaz. Günü gelir, bunların hepsi masaya gelir. Masada hiç kimse hesabı bırakarak bu masadan kaçıp gidemez. Öyle kolay değildir bu işler. Günü gelir, bunların hepsi masaya gelir. Peki o güne kadar ödenen faturalar ne olacak ve fatura ödeyenler ne olacak? Şöyle söyleyeyim bunu. Geçmişte siyasette şöyle bir kural var, devletlerin yönetimlerinin de böyle. Kapalı toplumlarda devletler çok güçlü olduklarını zannederlerdi. Doğal olarak kapalı toplumlarda en büyük güç de merkezi. Çünkü merkez iki şeyi yapmak ister. Bir, otorite kurmak isterdi. İki, denetlemek isterdi. Hani diyorduk ya, biz Sovyetler Birliği'nde müthiş bir otorite var, müthiş de bir kapalı toplum var, hem denetliyorlar hem. Ama döndü, Gorbaçov diye birisi çıktı, dedi ki tarlada üretilen 4 tane patatesin 3 tanesi kayboluyor, 1 tanesi sofraya gelebiliyor dedi. Demek ki denetim çürümüştü. Türkiye'de durum farklı değil. 3. hava meydanını yaptılar. Belki 4 tane patatesin 3 tanesini çalan sistem aynen o 3. hava meydanında da bugün cari bir düzendir. Doğal olarak kapalı toplumlar çürümeye mahkum toplumlardır. Üçüncülük toplumlarıdır. Dünyada ne kadar
gelişmiş ülke varsa açık şeffaf ülkelerdir. Hukukun hakim olduğu, yargıçların herkesi yargıladığı, savcıların herkesi soruşturabildiği, hiç kimsenin ayrıcalıklı bir statüde hak iddia edemediği toplumlar özgür toplumlardır, açık toplumlardır. Bir ülke ne kadar kapalı olursa o ülkedeki siyasal iktidarlar o kadar hızlı çürürler ve o kadar ülkeyi tahrip ederler. Türkiye maalesef şu anda dünyanın en kapalı toplumlardan birisidir. Kuzey Kore ile yarışır mıyız derseniz emin olun ben Kuzey Kore'nin bize bir iki açık fark atacağını düşünmekte de tereddüt etmiyorum. Evet. Yine derin konulara girdiniz. O zaman biraz bu Türkiye'den seçim manzaralarına devam edelim. Camide siyasetle başladık. Şimdi camide siyaset sadece camide kalsa iyi siyaset. Siyaset başka bir yere daha, girmemesi gereken bir yere daha giriyor. Daha doğrusu bu şekilde girmemesi gereken bir yere daha giriyor. Okullara. Arkadaşlar bir numaralı küpürü bir ekrana getirebilir misiniz lütfen? Evet, AKP'den okulda seçim propagandası. Hemen her seçim döneminde okulları propaganda alanı olarak kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart yerel seçimleri için de çalışmalarına başladı. Kartal Belediye Başkan Adayı AKP'nin beraberindeki heyetle Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tırnak içinde ziyaret etti. Okul ziyareti yapıyorlar. Ben tabii şimdi... Böyle bir şey mümkün müydü? Şimdi yani, demokrasiye geçeli, çok partili sisteme geçeli 1950'den bu yana kaç sene oldu? Çok sene oldu. Evet. Hepimizin öğrencilikleri bu dönemde. Tabii. Siz okuduğunuz okullarda böyle bir ziyaret gördünüz mü hiç? Böyle bir şey olabilir mi Mustafa Bey? Bu Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk döneminde bu Cumhuriyet dünyanın birinci ligindeki Cumhuriyet'ti. Biliyorsunuz. Evet. Dünya birinci ligindeki ülkeler içerisinde adımız geçiyordu. Birleşmiş Milletler'e davet edilen ender ülkelerden birisidir Türkiye. Davet edilen. O kadar büyük saygınlığı var ki diyorlar ki Türkiye olmadan, Türkiye gibi bir ülke olmadan Birleşmiş Milletler olması gereken saygınlıkta olamaz. Türkiye'yi davet edeceğiz ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'in içerisine alacağız. Oradan bugün Türkiye 3. dünya ülkeleri içerisinde nasıl oluyor da 3. dünya ülkeleri içerisine düşüyoruz? Yani hani o sürekli anketler yayınlıyor. Eğitimde bilmem 100. sırada, basın özgürlüğünde 130. sırada, ekonomide bilmem kaçı sırada. Demokrasi indeksinde. Demokraside vahim durumda falan. Bunlar nereden oluşuyor? İşte bunlardan oluşuyor. Siz o kadar bir vizyonsuz, o kadar kalitesiz bir siyaset yapıyorsunuz ki. Yapmış oldukları o kalitesiz siyasetin Türkiye'de toplumun her zerresine kadar ağır bedeller ödettiklerinin farkında değiller. Açık toplum olmamak, hukuk devletine uymamak, devletin düzenini siyasallaştırmanın bedelini yine bu ülke ödüyor. Mustafa Bey, bugün Türkiye'de 44 milyon insan yoksulsa bu siyaset anlayışının, bu çürümüş siyasetin okula, camiye, adliyeye, orduya girmesindendir. Bugün sizin söylediğinizde bir şey de ben söyleyeyim. Bayburt'un İşte düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde İstiklal Marşı çalıyor. İstiklal Marşı'nı caddedeki herkes esas duruşta ayakta dinliyorlar. Ama orada protokolde oturan, üstelik üzerinde üniforma taşıyan, sözüm ona Atatürk'ün ordusunda görev yapan şahıslar da oturmuşlar yerlerinde büyük bir pişkinlikte, büyük bir keyfi içerisinde İstiklal Marşı dinliyorlar. Türkiye'nin geldiği yer şurası. AKP Türkiye'nin devlet düzenini çürüttü, kurumsal yapılar çürüdü, yargı çürüdü, eğitim çürüdü, bürokrasi çürüdü, sivil toplum örgütleri çürüdü, sendikalar çürüdü, meslek kuruluşları çürüdü. Ben bu sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarına da yazıklar olsun diyorum. Bu meslek kuruluşları kendi alanlarında devletin kamu düzenini, anayasal düzeni, hukuk düzenini korumak için o mesleki görevleri üstlenirler. O amaçla seçilirler oraya. Fakat bir bakıyorsunuz o koltuklara seçiliyorlar. Altlarına birer tane makam arabası, önlerine bir tane şoför, arabanın önüne bir de utanmaz, arlanmazca bir tane fosforlu bilmem nere lambası gibi bir lamba koyuyorlar. Utanmazca. Hepsi yandaşlaştırıyor. Aynen öyle. Eski öğretmen sendikaları olsa, öğretmen dernekleri olsa şu rezalet gerçekleşir mi? Yani? Böyle bir rezillik olabilir mi? Çok kısa bir araya gidiyoruz. Üniversitelerdeki rezaletle devam edeceğiz. Söylediğimiz gibi gerçekten de çok kısa bir reklam arasıydı.
Hemen geldik. Kral Çıplak devam ediyor. Şimdi liselerdeki, camilerdeki siyaseti konuştuk. Liselerdeki siyaseti konuştuk. Üniversitelerde siyasetin dikalyası yapılıyor. Partizanlığın dikalyası yapılıyor. Üniversitelerde aslında siyaset yapılır. Yapılmalı. Bizim gençliğimizde mesela evet liselerde, ortaokullarda siyasi parti temsilcileri gelip gitmezdi ama üniversitelerde öğrenciler siyaset tartışırdı, konuşurdu. Çünkü insan olarak hayata hazırlanmanın da yoludur, vatandaş olarak. Ama şimdi şöyle yapılıyor. Arkadaşlar iki numaralı küpürü bir ekrana getirin. Şimdi ekrana gelecek küpürü rektör yapıyor. Diyor ki rektör Ali Koşar kendisi, Lokman Hekim Üniversitesi Ankara'da, siz bilirsiniz bunu. Onun rektörü Profesör Doktor Ali Koşar bir tweet atmış. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz. Kastettiği kişiler resimlerini koymuş, Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener ve onlarla birlikte Öcalan. Yani daha düne kadar, 2 sene, 3 sene öncesine kadar açılım görüşmelerini yaptıkları, Diyarbakır'da metnini okuttukları bu adam. Bir üniversite rektörü partizanlık yapıyor, siyaset yapmıyor. Hayır, bu suç işliyor, bu bir suç. Evet. Bu suç isnat etme suçu. Tabii bu. Tabii, bu suç isnat etmeden öte bir de iftira suçu işliyor. Evet. Yani bu ahlaksız bir adam. Bu ahlaksız, erdemsiz, bir eğitim, bilim insanı kariyerini elde edememiş, insanlıktan da nasibini almamış. Bu ahlaksız bölümü size ait. Aynen. Ben mahkemeye gelsin, bununla bir mahkeme deşelim. Şahsi olarak size bunun ait. Bunun geçmişini de araştıralım, bakalım ne çıkacak. O tarıma biz katılıyoruz gazeteci olarak. Ahlaklı bir adam, ahlaklı bir adam. Bir ülkenin anayasal düzeni içerisinde yer alan bir siyasi partisini, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, işte diğer Temel Karamollaoğlu mu sanırım? Evet, Saadet Partisi. Bunlar Türkiye'nin anayasal düzeni içerisinde, devletin hukuk düzeni içerisinde bugüne kadar bu devlete hizmet etmek için büyük mücadele vermiş bu devletin kurucu partileri. Bunları yan yana getirip ondan sonra eli kanlı bir katille geçmişte Dolmabahçe'de dolma yiyenleri saklayacak bir şekilde böyle bir yaftalayan insandan ahlak beklemek mümkün değildir. Bu erdemli ve ahlaklı bir adam değildir. Bu disiplin suçu işlemiştir. Bir kere kamu hizmetinden kovulmalı. Böyle bir adamın kamu görevi yapması mümkün değildir. Bunun bir kere kamu görevi yaparken suç işleme hakkı yoktur. Böyle bir paylaşım tamamen bir suçtur. Bu bir disiplin suçu. Bu iftira aynı zamanda 4483 sayılı yasa gereğince bir disiplin suçudur, soruşturulması gerekir. Siz bunu üniversiteden attırsanız ne olacak? Bununla ilgili ben adamı 3 sene sonra adam Milli Eğitim Bakanlığı'nı garantiledi. 3 sene sonra bunların hiçbirisi olmayacak Mustafa Bey. Bunların hiçbirisi 3 sene sonra olmayacak. O kadar uzak değil bugünler. Bakın bu ülkede her gece 16 milyon insanımız yatağa aç giriyor. 16 milyon insanın yatağa aç girmesinin sebebi bu iktidarın o insanların ceplerindeki paraları onların ceplerinden alıp yandaşlarına yağmalattırmasıdır. Bu düzen bu insanları yoksullaştırma düzenidir. Onun için bu 16 milyon aç insanla 44 milyon yoksul insanla bu ülke daha fazla gidemez. Bunun müsebbipleri de bu hesabı önlerine konuldukları zaman hiçbir yere kaçamazlar. Evet. Gelelim devama. Türkiye'den memleketinden seçim manzaraları başlığı altında camideki siyaseti konuştuk, lisedekini konuştuk, üniversitedekini konuştuk. Mevcut iktidarın kamu olanaklarını babasının malı gibi kullandığını da biliyoruz bugüne kadar. İşte makam arabaları, uçaklar, belediye bütçelerinden yaptırılan dev miting alanları, her şey. Fakat ilk defa kamu personeli de bu işlerde kullanılmaya başlandı. Gürsel Tekin ilginç bir detay yakalamış. Getirin arkadaşlar 3 numaralı küpür. İtfaiyeci siyasi parti reklamında oynar mı? CHP'li Gürsel Tekin İstanbul Belediyesi itfaiye personelinin AKP'nin reklam filminde oynatılmasını meclis gündemine taşıdı. Tekin kamu çalışanlarının siyasi faaliyette kullanılmasının suç olduğunu belirtti. İş buraya kadar girdi artık. Yani kendisini belediyedeki işinin devam etmesini isteyen, işten atılmamak için, işsiz kalmamak için gelen bu tür tekliflere evet demek zorunda.
Çünkü gel parti reklamında oyna. Çünkü şöyle, parti reklamından daha ötesi, biliyorsunuz şu anda devletin yapısı içerisinde özellikle bu anayasa değişikliğinden sonra farklı bir yöntem uygulanmaya başladı. Bakan yardımcılığı diye bir işte makam ihdas edildi. Aslında bakan yardımcıları AKP'nin siyasi kadroları içerisinden atanan kişiler. Yani devletin bürokratı değiller. Kimin? Partinin bürokratı. Doğal olarak şöyle düşünün. Bizim mahalledeki AKP üyesiyle bakan yardımcısı arasında kariyer açısından hiçbir fark yoktur. Bakan yardımcısının bütün özelliği AKP'nin üyesi olmaktır. Yoksa kariyer anlamında, kamu düzeni içerisinde, o hiyerarşi içerisinde hiçbir anlamı yoktur. Doğal olarak devlet parti devletine dönmüştür. Artık Türkiye'de devletin düzenini çürüttüler. Onun için söylüyorum, devlet çürüdükten sonra bu çürümüşlüğün içerisinde kimin nerede yer aldığının bir anlamı yok. Kamu düzeni içerisinde emin olun, bürokratlar artık lanet olsun diyorlar. Hepsi kaçmanın yolunu arıyor. Yargıçlar, koca koca Yargıtay hakimleri, Danıştay hakimleri, Yargıtay savcıları, hepsi bir el gelsin, artık eskisi gibi siyasallaşmaktan uzaklaşalım. Türkiye'yi o siyaset düzeninin içerisine taşıyan Danıştay üyeleri, Yargıtay üyeleri, o siyasetin içerisine sokan bürokratlar, hepsi şimdi yüksek sesle artık mırıldanmaya başladılar. Emin olun. Bakın, öyle bir çürümüşlükten hepsi zarar gördüler ki saygınlıklarını bitirdiler. Artık o eskiden Yargıtay hakimi dediği zaman hepimizin kendimize çeki düzen verdiğimiz, aman bir adalet adamı, toplumun vicdanının karşımızdaki sülüye talidir bu dediğimiz o insanlar, bütün saygınlıklarının nasıl ellerinden kayıp gittiklerini görünce hepsi en önce insani erdemlerini ve saygınlıklarını geri almanın gayreti içerisinde. Bunu ellerinden alan anlayışın da bu çürümüş siyaset olduğunu gördükleri için artık herkes bu çürümüş siyasetten kurtulmanın arayışı içerisinde. Herkes bir dilek diliyor. Bir el gelsin, Türkiye'ye değsin ve Türkiye'nin bu çürüyen siyaseti içerisindeki baskılanan yapısı ortadan kalksın. Yeniden o güçlü kamu kurumları, kamu düzeni, o anayasal düzen, hukuk devleti, toplumsal saygınlık, erdemli insanlar yeniden Türkiye'de barış içerisinde bir arada yaşayabilsin diye herkes umut bağlamaya başladı. Mustafa Bey, ben ilk kez bu sene, son 6 aydır AK Partililerin beni yoğunlukla aradıklarına tanık oluyorum. Bunların içerisinde AK Parti'nin seçmenlerinden bahsetmiyorum. Yöneticileri, milletvekilleri, onlar bile arıyorlar. Lütfen diyorlar, bu kontrolsüz düzen içerisinde daha başka şeyler yapın. Biz bu düzenden rahatsız olmaya başladık. Bunu emin olun milletvekilleri söylüyorlar. Eski, yeni, bakanları hepsi söylüyorlar. Neden ayrılmıyorlar? Biz böyle bir düzen kurmadık, böyle bir parti kurmadık diyorlar. Neden ayrılmıyorlar? Korkuyorlar. Çünkü korkuyorlar. Niye? Ayrılanın onların başına korkusunun faturasını aynen doğru Türkiye ödüyor. Aynen öyle. Korkuyorlar. Bizim işte sosyal demokratların, solcuların şöyle bir özellikleri var. Solcular, sosyal demokratlar bir tek Allah'tan korkarlar. Onun dışında hiç kimseden korkmazlar. Biz gerçekten ülkemiz için, bu ülkenin insanları için, bu ülkenin aydınlık geleceği için bugüne kadar ödenmedik bedel bırakmadık. Ödemeye de devam ediyoruz. Ama onlar için bu çürümüş düzenin bir şekilde ortada durması, onlara dokunmadan kalması maalesef onların yapacakları bir iş olmaktan da çıkmış. Şimdi seçim deyince Türkiye'de işin bir olmazsa olmaz ayağı da seçim rüşvetleri. Bu hafta öyle enteresan bir şey, hani bir saat biliyorsunuz kol saati zarrab hikayesinde bir bakanın başına dert olmuştu, Zafer Çağlayan'ın başına. Bu sefer bir saat değil Haluk Bey. 222 bin liralık 10 bine yakın saat. Hangi belediye? Siz gündemi takip ediyorsunuz. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Peki. Arkadaşlar 4 numaralı küpürü ekrana getirin lütfen. Çekmeköy'de bu yıl 222 bin liralık kol saati dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl vatandaşa dağıtmak için promosyon ürün alan ve bu ürünler için tam 10 milyon 388 bin lira ödeyen AKP'li Çekmeköy Belediyesi şimdi de hediyelik kol saati işine girdi. AKP'li belediye Çekmeköy'de bu yıl 222.480 liralık kol saati dağıtacak. Çekmeköy Belediyesi 2018 yılında da vatandaşa dağıtmak için aldığı hediyelik kol saatlerine 182 bin lira, 2017 yılında 160 bin lira, 2015'te 163 bin lira ödemişti. Yani bu kol saatine meraklı bir belediye. Şimdi burada tabii espri yapmayacağım.
buna ilişkin Çekmeköy İstanbul'un hangi semtini, hangi ilçesine, adliyesine bağlı bilmiyorum. Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı? Anadolu yakası. Evet. Anadolu yakasında, Kartal Adliyesi'nde demek ki. O zaman Kartal Adliyesi'nde görev yapan savcılara sesleniyorum. 3628 sayılı bir yasamız var bizim Mustafa Bey. Evet. Rüşvet, mal varlığını edinme, rüşvetle yolsuzlukla mücadele yasasıdır bu yasanın adı. Yani bir belediye, bir kamu görevlisi sahip olduğu mal varlığını hangi hukuki kaynaklarla elde ettiğini, edindiğini, evet, kabul edilebilir bir mali tabloyla izah etmek zorundadır. Bu belediye başkanının bu yapmış olduğu tam anlamıyla 3628 sayılı yasaya göre, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasasına göre ağır cezalık bir suçtur. Bu belediye başkanı hakkında suç duyurusuna bulunuyorum buradan. O adliyedeki savcıların bu suç duyurusunu görmemeleri halinde kendileri de bir ihbar suçu içerisinde olacaklarını bilmelerini isterim. Bu belediye başkanının şahsi mal varlığına normalde Türkiye'de anayasal düzen devam etmiş olsaydı 100 defa el konulmuş olurdu. Bunun şahsi mal varlığına bugün el konulmuyorsa ben buradan bir hatırlatmada bulunayım. Bu suçun zaman aşımı yoktur. 100 sene geçse bu suçta kendisi ikinci dereceye kadar akrabalarının tamamının mal varlığına günü gelir el konulur. Bu ağır cezalık bir suçtur. Bu da önüne konulur. Ama bir tek burada değil seçim rüşveti. Mustafa Bey. Evet. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin süreleri uzatıldı. Bir tanesi çıkıp da bir beyaz kağıt koyup ben hak etmediğim bir hukuki statüyü devam ettirmek istemiyorum, buyurun istifa dilekçem diyemedi. Ne zamana kadar uzatıldı? Bu seçim sonuçlanıncaya kadar. Seçim sonuçlanıncaya kadar uzatıldı. Yani bu seçimlik uzatıldı. Aynen. Doğal olarak seçime ilişkin, seçim güvenliğine ilişkin, sandık güvenliğine ilişkin ayyuka çıkan bir sürü rezalet var ve biz bunları ekranlardan gün be gün belgeleriyle birlikte kamuoyuna paylaştığımızda, doğrusu ilk günlerde gazetecilerin dışında ciddi bir destek de bulabildiğimizi söyleyemem. İlk defa bu sahte seçmenler seçim hileleri belgeleriyle bizim tarafımıza kamuoyunda paylaştığımızda emin olun neredeyse yalnız kaldık. Sonra çok değerli gazeteciler, siz de başta olmak üzere Sayın Rami Turan, burada minnettarım kendisine. İlk büyük bir kararlılıkla yazdı ve bize inandı. Sonra işte Melih Aşık yazdı, Yalçın Bayar yazdı, Sebahattin Önkibar yazdı, Tuncay Molla Velisoğlu yazdı, Saygı Öztürk yazdı, Aslan Bulut yazdı. Türkiye'nin birçok gerçekten halkın vicdanında saygın olarak yerini edinmiş olan gazetecisi bunları yazdılar. O dönemlerde de biz çok yalnız kaldık diyebilirim. Bir tek gazeteciler bu doğru belgeleri büyük bir cesaretle kamuoyunun önüne koydu sizin gibi. Ama ondan sonra siyasi partilerden çok ciddi bir destek gelmedi. Sonra bir baktık ki Mustafa Bey, anayasa referandumu ve arkasından 24 Haziran seçimlerinde bir baktık ki dehşet. O bizim iddia ettiklerimizden daha vahim bir durum var. Hele hele Türkiye Bilgisayar Mühendisleri Odası bir çalışma yürüttü. Müthiş. O çalışmada bir gördük ki hilenin nerelere vardığını belgeleriyle ortaya koyduklarında bunun Muz Cumhuriyeti'nde değil dünyanın hiçbir ülkesinde olabilecek bu kadar ağır bir suç olmaz. Şimdi bütün bu suçları belgeleriyle Bilgisayar Mühendisleri Odası internet sitesine koydu, kitapçık olarak yayınladı. Neden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bunları duymadı? Neden bu mükerrer oy kullanan, sahte oy kullanan şahıslarla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmadılar? Geçenlerde işte açıklıyorlar. Efendim 930 küsür bin seçmen kaydı iptal edildi. İşte ölmüş şu kadar seçmen vardı, onları iptal ettik. Ya bu ölmüş seçmenlerin yerine kim oy kullandı? Bunların oy kullandık sandık, oy kullandıkları sandıklarda sandık görevlileri kimdir? Bunların adına oy kullanırken onların oy kullanmalarına, ölmüşlerin, olmayan insanların, sahte vatandaşlık numaralı insanların oy kullanmalarına göz yuman sandıklardaki sandık görevlileri kimdir? Bunlara ilişkin ne işlem yaptınız? Mükerrer oy kullanan 100 bin seçmen, 100 bin bunlarla ilgili ne işlem yaptınız? Hala orada oturuyor. Şimdi de çıkmış Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, efendim partiler şeylere, sandıklara sahip çıksın. Sen ne iş yapıyorsun o zaman orada? Sen ne iş yapıyorsun? Madem ben sahip çıkacağım, bırak sen. Ne iş yapıyorsun orada? Evet. 5 numaralı küpür arkadaşlar. CHP milletvekili ve İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'ne bağlı olarak güreşen akrabası Özgür Güreşen'i, 14 yaşında bu çocuk.
İzmit Belediyesi'nin güreş takımında. Ziyaret etmiş, fotoğraf çektirmiş. Görüntüyü de sosyal medyada paylaşmış, AKP'li belediye sporcuyla ilişiğini kesmiş. Bunun çok benzeri bir vahim haberi geçenlerde okuduk. KPSS sınavının birincisi miydi? Evet. Birincisi olan bir kızımız elenmiş. Yani yerine bir mülakatta son derece başarılı geçti. Evet, mülakatta da son derece başarılı geçmiş. Ama bütün bunlar şunu gösterirler. Türkiye'de hak ve adalet her alanda bitmiştir. Bir ülkede hak ve adalet bitmişse o ülkede hiç kimse siyasi iktidarı geleceğe vaat edecek şekilde orada tutamaz. Türkiye'de evimizdeki ekmeğimiz, tenceremizdeki aşımız, çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği, her şey bu siyasi iktidar tarafından haksız bir şekilde ellerimizden alınıyor ve Türkiye hak etmediği ağır bir travmanın içerisine sürükleniyor. Mustafa Bey, bugün 2000 yanılmıyorsam 3000 değil mi? Bunun 2000'i iflas ve kongortta almış firmamız var. Şimdi 6000'e doğru gidiyor bu. Fabrikalar elektrik hırsızlarının çalmış oldukları, bedelini ödemedikleri, elektrik üretimi adı altında Türkiye'yi dolandırdıkları ve arkasından %70 elektrik zammıyla ayakta duramaz hale geldiler. Bakın, göz yumduğumuz, Türkiye'de yolsuzluk yapılmasına göz yumuldu. Yandaşların bir kısmı elektrik santrallerini ellerine geçirdiler. Ama sonra o elektrik santralleri devletin başına, hepimizin vergilerinin tepesine çöktüler ve büyük bir fatura getirdiler. Şimdi bakın, %70 elektrik zammından sonra fabrikalar ardı ardına yanmaya başladı. Son bir yıl içerisinde yanan fabrika sayısı en son 220. 220 fabrika yandı. Belki yüz binlerce insan işsiz kaldılar, açsız kaldılar. Bir ülkede en büyük sorun şudur. Bir insanın işsiz kalmasından daha büyük bir tehlike, o insanın hakkının gasp edilerek, o insanın hileyle aldatılarak, o insanın dolandırılarak hakkının elinden alındığını öğrenmesidir. Türkiye'de biz elektrik faturalarını ödüyoruz, su faturalarını ödüyoruz, gaz faturalarını ödüyoruz. İnsanlar aç duruyorlar, çocuklarının boğazlarından kısıyorlar, tencerelerinden kısıyorlar. Elektrik parası, su parası, gaz parası ödüyorlar. O elektrik paraları, su paraları, gaz paraları burada köprü yapılıyor. Vatandaşın cebindeki vergileri alınıyor ellerinden. İşte İstanbul'da bilmem 3. hava meydanı yapılıyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor. Beton yığınları ile birlikte insanların ellerinden alınıyor. Size buna ilişkin bir anekdot anlatmak isterim. 1997 yılında Malezya'nın devlet başkanı çıkıyor televizyonlarda, büyük bir figan feryat ediyor. Efendim, buraya geçmişte para yağdırdılar, bir gecede spekülatörler aldı, işte paramızı gittiler, ortada para kalmadı, bize geçmişte verdikleri kredileri aldı gittiler. Dünyaya bağırıyor, çağırıyor. Dünyanın önemli kredi kuruluşlarından birisinin CEO'su şöyle bir şey söyledi ona. Evet, size çuvalla para verdik. Size verdiğimiz tarihte Kore'yi de verdik. Kore'nin şu anda dünya çapında 5 tane dev markası var dedi. Ve bunlar dünya ekonomisinde ciddi anlamda söz sahibi. Bunları söylemiyorum, reklam olmasın. Lütfen. Diyor. Aynı tarihte Malezya'ya size de verdik dedi. Onlar fabrika kurdular. Onlar sanayi tesisleri kurdular. Onlar gençlerini eğittiler. Kore'de tuttular. Bilimsel eğitim yaptılar ve büyük başarı hikayesi yazdılar. Siz 2 tane beton yığını yaptınız. Beton kule yaptılar, biliyorsunuz. Adına Patronas dediler, patron kuleleri. 2 tane dev kuleler yaptınız. Parayı betona gömdünüz. Şimdi telefon açıp sorumlu arıyorsunuz. Siz telefon açmayı bırakın, aynanın karşısına geçin. O yüzünüzdeki göreceğiniz o sahteci tavır bu ülkenin, Malezya'nın faturasıdır dediler. Bugün Türkiye'de durum farklı değil. Türkiye para yağdı. Dünyada özellikle bu 2009 ekonomik kriziyle birlikte kapitalizmi yeniden harekete geçirmek için bir para bulutu dünyanın üzerinde gezdi durdu. Her tarafa para yağdırdı. Ve bundan büyük çıkarlar elde eden ülkeler oldu. İşte Çin, Hindistan, Pakistan inanılmaz büyük atılımlar yaptılar. Aldıkları kredilerle büyük sanayi yatırımları yaptılar. Çok büyük atılımlar yapmaya başladılar. Ve emin olun takır takır dünya sıralamasında, liginde öne doğru gitmeye başladılar. Peki Türkiye nerede? Türkiye İstanbul'da 120 bilmem kaç tane beton yığınını İstanbul'un bağrına dikti. Şimdi de onların muhataplarını arıyoruz.
Önceki günde Muğla'dan sesleniyor AKP'nin genel başkanı. Efendim sahillere beton yığınlar yapıyorlarmış. Çok haklı, doğru söylüyor. Mesela Bodrum'un güvercinine gitsin, oradaki beton yığınlarının sahiplerine bir baksın. Onların ondan sonra AKP'deki kayıtlarını silsin isterse. Ya da Gündoğan'a gitsin, 21. yüzyılın utanç abidesi gibi Gündoğan'ın bağrına çaktıkları bir beton yığını var. Bir rezalet var. Onun sahibinin kim olduğuna bir baksın isterse. Ama o izinleri İsmet İnönü'yle Mustafa Kemal vermiştir, değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Ya mutlaka onlar vermiştir. Evet. Evet arkadaşlar, şu 6. küpürü de bir ekrana getirin. İlerleyelim. Muhalefeti örttüler. Bu görüntü gerçekten benim böyle yani tüylerim diken diken etti. Olay şu. Fotoğrafa iyi bakarsanız arkada bir seçim afişi göreceksiniz. AKP kendisi haricinde hiçbir partiye tahammül edemiyor. Muhalefeti örttüler. Erdoğan Afyon'da miting yaptı. O gelmeden önce muhalefet adaylarının seçim afişleri brandayla kapatıldı. AKP afişlerine ise dokunulmadı. Cumhurbaşkanı, hani herkesin hakkına, hukukuna kol kanat gereceğini söyleyen, herkese eşit mesafede olduğunu söyleyen, artık tabii taraflı cumhurbaşkanı ama yine de şu branda görüntüsü bizim demokrasimizin üstündeki brandayı size hatırlatmıyor mu? Bana onu düşündürüyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunları iyi ki yapıyorlar. Neden iyi ki yapıyorlar? Gerçekten ben bunları yapmalarına çok anlam veriyorum. Halk bazı şeyleri ölçüyor. Şimdi bir iki tane şey anlatayım Mustafa Bey. Hı hı. Eskiden biliyorsunuz büyük balık küçük balığı yutar derdik. Ama şimdi öyle değil. Şimdi hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Devir değişti. Peki nasıl, nereden anlayacağız bunu? Bakın, Türkiye'nin en büyük televizyon kuruluşlarından bir tanesinin reyting ortalamalarını istedim. RTÜK'ten istedim bunu. Gelen rakam dehşet. Türkiye'nin en büyük, en çok geçmişte izlenen televizyonunun ortalama izleyici sayısı 10.000. 10.000. Bir mahallenin nüfusu kadar. Artık izlenmiyorlar. Niye? Çünkü insanlar onların o yayınlarına inanmıyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Hepimiz çeviriyoruz. Türkiye'de yandaş medyanın içerisine geçen bazı gazeteler var biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük gazetesi de yandaşların içerisine gitti. En büyük televizyonları. En büyük televizyonları, en büyük gazeteleri. Ne oldu? Hepsi çakıldılar. İşte neden? Bundan dolayı. Eğer siz toplumun basın özgürlüğünü, öğrenme hakkını, haber alma hakkını yaftalamaya, onu örtbas etmeye, kapatmaya kalkarsanız, karanlık bir örtülmüş düzen yaratmaya kalkarsanız toplum buna itiraz ediyor. Anlıyor yani. Siz anladığını işte bu ekonomik göstergelerle, bu endekslerle çok rahat görebiliyorsunuz. Bakın o Türkiye'de bir tarihlerde yüz binlerce satan gazete maalesef on binlere düştü. O milyonlarca izleyicisi olan televizyonlar artık izleyici bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu devam etsin bence. Bunu devam ettirdikleri sürece toplum kendi medyasını yaratıyor. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de en önemli, en güçlü gazeteler sosyal medya gazeteleri. Yani o meşhur sosyal medya siteleri, Twitter'lar, Facebook'lar vesaireler, WhatsApp'lar artık gerçek anlamda birer medya gücü olmaya başladı. Güç artık iktidarın kontrolündeki güç değil, tamamen GSM'in kontrolündeki sosyal güce doğru dönüştü. Çünkü toplum artık bu basılı kağıtlarla birlikte siyasi iktidarın gündeminde yönlendirilmiş bir siyasete mahkum olmaktan bıktı ve yoruldu. İnsanlar, Mustafa Bey, şöyle söyleyeyim. AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, İyi Partilisi, kim olursa olsun. Bugün Anadolu'nun herhangi bir şehrinde, Bitlis'te, Bingöl'de, Van'da, Trabzon'da, Giresun'da veya da Amasya'da, Kırıkkale'de veya Muğla'da üniversiteyi başarıyla bitirmiş olan çocuğuna kendi yaşadığı şehirde gelecek görebiliyor mu? Benim çocuğum üniversiteyi bitirecek, burada hukukçu olacak, burada makine mühendisi olacak, inşaat mühendisi olacak, mimar olacak, eczacı olacak, maliyeci olacak. Ama Türkiye'de göremiyor. Yani kendi şehrinde. Bakın ne güzel. Türkiye'de. Kendi şehrinde gelecek göremiyor. Peki nerede görüyor? Ankara'da görüyor mu? İstanbul'da görüyor mu? Orada da göremiyor. Artık herkes, gençlerin yurt dışına, Kanada'ya, Amerika'ya, Almanya'ya göçünü konuşuyor. Ve size dramatik bir rakam vereyim Mustafa Bey.
son 10 yıl içerisinde yalnızca Almanya'dan Türkiye'ye göçen 253 bin üniversite mezunu gencin yaklaşık 240 bini tekrar geri döndü, biliyor musunuz? Önce Türkiye'ye geldiler. Aldıkları Avrupa'daki iyi eğitimle birlikte burada şirketlerde, fabrikalarda büyük işler yapmaya kararlı geldiler. Ama geldiklerinde Türkiye'nin yaşam kalitesi açısından büyük bir kalitesizlik uçurumuna doğru sürüklendiğini görünce dediler ki bu hayatın içerisinde kendimize yer görmüyoruz. En önemlisi özgürlükler. Aynen. Evet. Zaten en önemlisi o değil mi? Bakın Mustafa Bey, dünyada insanların göç yollarına bakın. İnsanlar kalkınmış ülkelere göçerler, zengin ülkelere göçmezler. İnsanlar büyüyen ülkelere göçmezler. Çin büyüyor ama göçen insanlar Çin'e göçmüyorlar. Ya da Katar çok zengin ya da büyük Birleşik Arap Emirlikleri çok zengin, Suudi Arabistan çok zengin. Ama şeyde Afganistan'daki insanlar, Irak'taki insanlar, İran'daki insanlar kalkınmış ülkelere göçüyorlar. Hı-hı. Kalkınmayla büyümenin arasındaki fark şu Mustafa Bey. Evet. Bir ülkede ekonominiz büyüyebilir ama o ülkede insanların yaşam kalitesi eğer kabusa dönüşmüşse orası kalkınmış bir ülke değildir. Büyüyen kabus dolu bir ülkedir. Tıpkı Kuzey Kore gibi. Ülkeniz büyüyebilir ama kalkınmış bir ülke olmazsınız. Evet. Bu konuda konuşacak çok malzeme var henüz. Biraz 3. bölümde hızlanarak gideceğiz artık. 1-2 dakika bir ara, tekrar karşınızdayız. Programın başında size sorduk, dedik ki camide siyasi kahvaltı verdirten, AKP adayına özel dualar eden yandaş imamlar şimdi ne yapmalı? İroni, şaka amaçlı bir soruydu tabii bu. A. Minarelere AKP mahyaları astırmalı. B. Oyların okullarda değil camilerde kullanılması için kampanya başlatmalı. C. Camilerin kubbelerini ampul şeklinde dönüştürmeli. D. Diğer parti adaylarını cehennemlik ilan etmeli. E. Yaptıklarından utanıp istifa etmeli. %91 ile şıkkını işaretlediniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta programımız sadece bu haftaya özel olmak üzere. Çünkü biraz sonra canlı bir yayına bağlanacak Cem Televizyonu. Yarım saat erken bitmek durumunda. O yüzden hem konuğumdan hem sizden özür diliyorum. Ama ne yapalım, kanalda bir şekilde yoluna devam etmek zorunda. Evet. O yüzden buna saygı duyuyoruz. Şimdi seçimlere devam ediyoruz. Meydanlardan 4 küpür getireceğim. 4 küpür daha getireceğim. Arkadaşlar şu birinci küpür, bu benim çok ilgimi çekiyor. Cumhurbaşkanı sık sık istiklal ve istikbalimiz oylanacak diyor. Her seçimde bunu söylemeye başladı. Her seçim istiklalimiz ve istikbalimiz, yani geleceğimiz ve kurtuluşumuz oylanıyor. Eğer onlar seçilemezse geleceğimiz karanlık, kurtuluşumuz da bitti demektir. Arkadaşlar meydanlar şeyinde meydanlardan 4 küpür diye geçtim bunu. Olacak sizde. Şu. Evet. İstiklal bir istikbalimiz oylanacak. Mustafa Bey, tabii şimdi Erdoğan ne konuşacak? İsterseniz patates soğanı konuşsun, domatesi konuşalım, patlıcanı konuşalım ya da sanayi konuşalım. Ya da Erdoğan'la ekonomiyi konuşalım mesela. Ekonomiyi konuşabilir mi? Adaleti konuşabilir yani mi? Yani CHP diyelim ki ya da İYİ Parti iktidar olursa Türkiye'nin istiklali ve istikbali bitiyor mu? Bu düşman kimse söylesinler de biz de yanlarında yer alalım. Yani ben soruyorum uzun dönemden beri. Beka bir ülkenin dış bir tehdit altında bulunmasıdır. Ya Türkiye'yi tehdit eden bu ülke kimdir ya, bunu söylesinler de 80 milyon bu ülkeye bir haddini bildirelim. Peki. İkinci küpür gelsin. 17 milletvekili başkanlık yarışında. Bunun sebebi, hikmeti nedir? Yerel seçimlerde 17 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak. AKP'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili aday oldu. Maalesef bu demokrasinin... Daha henüz ne kadar geçti seçimlerin üzerinden, genel seçimlerin üzerinden? İşte 24 Haziran. 8 ay, 9 ay. Mart itibariyle 9 ay olacak. Evet. 9 ay önce milletvekili oluyor, ondan sonra o koltuğu bırakıyor,
başkan olarak aday oluyor ya da görevlendiriliyor. Evet. Nedir bunun nedeni? Bu illerde başka adam mı yok? Yani örneğin ben kendisine saygı duyuyorum. Kocaeli'de Fatma Kaplan Hürriyet'i partiniz aday gösterdi. Evet. Fatma Kaplan Hürriyet dışında Kocaeli'de kimse yok mu ki önce milletvekili yapılıyor sonra Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına? Ya, aynı şey diğer partiler için de geçerli. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, ben biliyorsunuz parti meclisine seçilirken evet. Türkiye'de bütün örgütün belki de tarihte işine az rastlanır büyük bir kararlılığıyla seçtiler beni. Evet. Türkiye'nin tamamının desteğiyle oyuyla seçildim. Parti meclisine böyle örgütün seçmesi önemli. Örgütün vicdanı olarak seçildim ben. Evet. Örgüt adına hep doğru şeyler söyledim. Ben bu milletvekillerinin adaylaştırılmasına son derece karşıyım. Bunu asla doğru bulmuyorum. Ve emin olun Türkiye'nin geleceğinde de artık bir daha milletvekillerinin belediye başkan adayı olmamaları için gereken hukuki düzenlemenin yapılmasından da yanayım. Evet. 3 numaralı küpür gelsin arkadaşlar. İstanbul'da CHP önde. Polmark'ın İstanbul'da yaptığı son ankete göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın yaklaşık 2 puan önünde. İlçelerde ise AKP birinci parti. Bu biraz önce okuduğum buydu. Şimdi sizin koyduğunuzu getirin. Cumhur'un tabanı bir sürpriz yapabilir. Bu da yine bir seçim araştırması. Seçim atmosferini bir güne değerlendiren Bulgu Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Turan, İstanbul'da AKP-MHP tabanının ikna edilemediğini söyledi. Evet. Çok kısa bir değerlendirme bunlarla. Çok açık şöyle, bu aslında AKP iktidarı 7 Haziran 2015 tarihinde bitmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 12 yılı aşkın tüketim ekonomisi ayakta kalamamıştır. Hı hı. Biz o zaman söyledik, bitirin dedik, AKP iktidarını bitirin, yoksa Türkiye daha ağır bir sürecin içerisine girecek dedik. Ve o gün ne söylediysek bugün haklı çıktık. Maalesef o günden sonra AKP iktidarı ele geçirip iktidarda kalmak için, iktidarda tutunmak için yaptığı her şeyle adeta bir kedinin ağacın gövdesini tırmalar gibi oraya tutunurken ağaca verdiği zarar misalidir bu. Türkiye AKP'den kurtulmak için her fırsatı deniyor. Ben 31 Mart'ta bu dip dalganın fiili sonuç alacağını düşünüyorum. Büyük bir tasfiye süreci başlayacaktır. Bu yalnızca AKP'de değil, bütün siyasi partilerde herkes şunu görüyor ki Türkiye artık siyaseten bambaşka bir çıtayı atlamak zorunda. Türkiye yeni bir çıtaya doğru gidecektir. Evet. Şimdi ben 40 yıla yakın bir süredir Türk siyasetini yakından izleyen bir gazeteci olarak bir iktidarın alternatifinin olmamasının ülkenin en büyük sorunu olduğuna evet. inanırım. Bu yüzden iktidar partilerini eleştirdiğim kadar hazır olmamaları durumunda ya da eksiklikleri durumunda ya da hataları durumunda muhalefet partisini ve daha da önemlisi ana muhalefet partisini eleştiririm. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kısa gelecek olursak bu aday gösterme sürecinde çok enteresan bir şey yaşandı. Programın başında söyledim. Vakit varken, her şey netken ve defalarca kendi partililerine söz verdi halde Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ön seçim yerine işte parti meclisi, MYK'nın gösterici adaylar işte ve parti meclisi kararıyla bunu hayata geçirdi. Böyle olunca da birçok yerde gerçekten CHP çok enteresan isimlerle çıktı. Örneğin işte biliyorsunuz Maltepe tartışılıyor, Kadıköy, Kanayan, Kazan, Kartal benzer durumda. Her yerde, İstanbul'un her yerinde, Beşiktaş'ta çok büyük sorunlar var. Nedir CHP niye böyle bir yola başvurdu? Bir de ayrılanlar, yani küsüp ayrılıp başka partiye geçenler hakkında da şöyle bir yorum yapıldı hafta içinde. Parti değiştirmek etik ve ahlaki değil. İşte Kılıçdaroğlu aday gösterilmeyince istifa edenlere Aziz Kocaoğlu'nun sergilediği tavrı örnek gösterdi ve parti değiştirmenin etik olmadığını söyledi. Peki partili olmayanları, partililer dururken partili olmayanları aday göstermek ne kadar etik? Bu tartışmaların hepsini yapacağız. Yaptık da parti meclisinde yapıldı. Gelecekte de yapacağız. Yani 31 Mart seçimlerinden sonra emin olun Cumhuriyet Halk Partisi'nde yepyeni bir süreç başlar. Bu tartışmalar da sürecin odağında olacaktır. Şimdi tabii örgütün şu anda tüm gücünü, tüm enerjisini bir an önce AKP'den kurtulacak mücadeleye vermesi gerekiyor. Yani ben de bu tartışmalarda haklı haksız tartışmasından bir an önce çıkıp bütün örgüt olarak Türkiye'nin birinci sorunu olan AKP iktidarından kurtulmak için
büyük bir bağrımıza taş basacağız. Büyük bir el birliğiyle 31 Mart seçimlerinde sandığa gideceğiz ve Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyacak en önemli adım atacağız. Ama 31 Mart'tan sonra elbette Cumhuriyet Halk Partisi bu olan biteni görmezden gelinecek bir parti değildir. Bunların hepsi masaya gelirler ve bunlar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne ben güveniyorum. Ben örgüde söylenen bir laf var Mustafa Bey. Çok özür dileyerek bunu zamanda dar olduğu için hemen iki cümleyle söylemek istiyorum. Hep şöyle söylüyor. Efendim üye yapısı şöyle bu. Ben bunların hiçbirine itibar etmem. Ben 45 yıl sonra Trabzon'a gittim Mustafa Bey. Ön seçime girdim. Beni hiç tanımayan insanlar ön seçimde çıkardılar. Görevlendirdiler. Milletvekili seçtiler, Ankara'ya gönderdiler. Onun için Cumhuriyet Halk Partili olmak büyük fedakarlıktır. Büyük özverilidir. Benim için onların o yapmış oldukları fedakarlık, ömürleri boyunca meşakkatli bir yaşamı tercih edip Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten yana olmaktan daha kutsal hiçbir şey yoktur. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Cumhuriyet Halk Partililer her türlü göreve hazırdır, layıktırlar. Yapılan haksızlıkların hiçbirisi de emin olun unutulmaz, zamanı günü geldiğinde onlar da haksızlıkları yapanların önlerine konulur. Evet. Bu konuda son bir şey soracağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gitti ve İzmir, AKP'nin İzmir adayını eleştirirken şu cümleyi kurdu. Dedi ki İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin İzmirli olması lazım. Hı hı. Peki adaları yönetecek kişinin adaları bilmesi, hayatında en azından birkaç defa adalara gitmiş olması, orada birkaç gece geçirmiş olması gerekmiyor mu? Kadıköy'ü yönetecek kişinin Kadıköylü olması günah mı? Ya da Beşiktaş'ı yönetecek kişinin Beşiktaşlı olması kurallara mı aykırı? Evet, yani bu eleştiriler örgütte de yoğun tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabii bu eleştirileri şimdilik dondurup bir kenara koymalı. Şu anda peki, bu eleştirilerden daha önemli ülkemizin bir an önce özgür, demokrat, hukuk devleti olma yoluna, sistemin içerisine tekrar konulması, layık bir Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa etmek için bütün bunlardan bir an önce kurtulmalıyız ama zamanı geldiğinde bunları konuşacağız. Evet, Bülent Çelik çizdi, Kral Çıplak karikatürleri tam da bu konular. Evet, ilk karikatür... Biraz önce konuştuğumuz camide siyaset meselesi. Camide siyasi kahvaltıdan sonra Eyüp Camii'nde adaya özel dua. En azından piknik işini burada yapmasaydık cemaat tepki gösterecek diyor. Artık kubbenin üstünde yapıyorlar pikniği. Hocam olay koptu artık, boş ver. Olay gerçekten kopmuş vaziyette. Koptu. Yani, Bülent bunu şaka olarak yapmış ama... Emin olun mütedeyin insanlar evet, inanılmaz rahatsızlar bundan. Evet. Yani bu... Bunu biraz daha devam etsinler bence. Camilerdeki bu propagandalara, camilerdeki bu siyasallaşmaya devam etsinler. Bu AKP'nin gidişini hızlandıracak en önemli onların yapmış oldukları iştir. İkincisi sizin partinizden dünya varmış diyor Bülent. Üst başlıkta getirin arkadaşlar. Genel başkanınız oley be diye seviniyor makam koltuğunda. Bu ne ya, bir yerlerde gol falan mı oldu? Hayır diyor, aday başvuru, aday belirleme süresi bitti. Gerçekten de herhalde parti bayağı bir rahat nefes aldı. Çok tartışmalı parti meclislerinin olduğunu biliyoruz çünkü. Tabii örgütün tabii 5 yıl mücadele ediyor bu örgüt. Evet. 5 yıl içerisinde yaşamadıkları sıkıntı çekmedikleri çile kalmıyor. Ve siz 5 yıl sonra örgütün önüne kendini yönetecek adayları, kendini yönetecek, örgüte mücadele etmiş, örgüte emek vermiş, örgütün içerisinde her türlü meşakkate katlanmış, maddi manevi o örgütün bütün yükünü sırtında taşımış insanlar sonuçta bir görevi hak etmişler ve o göreve ulaşmak için kendilerine siyaseten hak etmiş oldukları yerin reva görülmesini istiyorlar ve bunu bekliyorlar. Eğer buna ulaşamazlarsa bu örgüte yapılan en büyük haksızlıktır ve örgüt bundan dolayı son derece moralsiz ve rahatsızdır. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde bu kırgınlıklar yaşanıyor maalesef. Haksızlar mı? Bence değiller. Bizim parti meclisindeki itirazlarımızda tamamen örgütün sesi kulağı olmak, örgütün gözü kulağı olmak, örgütün bu hak ettiği, belki de hak ettiğinden daha fazlası olan bu sonuçları önüne koymak gerekirdi. Bu defalık olmadı ama bizim Cumhuriyet Halk Partililer 70 yıldır gerçekten çok meşakkatli bir süreç geçirdiler. Yapmadıkları fedakarlık kalmadı. Ben onlar yine bağırlarına taş basacaklar. 31 Mart günü en iyisini yapmak için yine sandıkların başlarına gidecekler.
bu AKP zulmünden kurtulmak için gereğini yapacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Antalya'dan Hanife Turan hanımefendi sormuş. Vaktimiz var değil mi arkadaşlar, birkaç da dakika daha. İyi akşamlar. 31 Mart'ta seçim güvenliğini sağladınız mı? Nasıl sağlayacaksınız? Yine Atalan Üsküdar'ı geçti mi diyecekler. YSK'ya güvenmiyoruz. Ne yapacaksınız? YSK'ya ben de güvenmiyorum. YSK suç işlemiştir. Aklımda suç duyurusunda bulundum. Bence o suç duyurusunda sümen altı edilmesiyle hiçbir anlam ifade etmez. Gelecek dönemlerine konulacaktır ama yerel seçimlerde bu sandık hileleri çok kolay değildir. Özellikle muhtarlık seçimlerinde, işte belediye seçimlerinde, belediye meclis üyelerinin seçimlerinde çok kolay değildir. Çünkü orada belediye başkanlarının kendilerinin de çok dinamik bir kadroyla sandıkları gözetledikleri, sandıkları denetlediklerini biliyoruz. Onlar da bu iş, bunu iş edilmişlerdir. Oradaki üye yapılarını çok iyi biliyorlar, seçmen yapılarını çok iyi biliyorlar. Sıkı bir denetim olacaktır. Onun için bu dönemde sandık hilelerinin çok fazla olması olası değildir. Yani en az olacağı dönemdir yerel seçimler. Çünkü orada çok yaygın, çok örgütlü, çok dinamik bir aday silsilesi var. Onların hepsi zaten sandıklarda kendileri de özel bir tedbir alacaklar ve onun gereğini yapacaklardır diye düşünüyorum. Evet, kişisel bir soru var. Ekranda çok kilo almış görünüyormuşsunuz. Öyle mi? Aldınız mı? Vallahi olabilir. Yani bunu eşinize uyarı bu. Eyvah eyvah. Evet. Evde zaten en önemli tartışmalardan birisi bu. Evet. Ekranda evet. Öyle görmüşler sizi sevenleriniz. Hemen söyleyeyim. Suna German, Güldal Gürkan ve grubu tanıyorsunuz sanıyorum. Evet, tanıyorum. Benim sıkı takip, tanışmadım ama bir gün kendileriyle tanışacağım. Evet. Sağ olsunlar zaman zaman çok değerli bilgiler gönderiyorlar. Biz de onların bilgileriyle işte televizyonlarda, ekranlarda konuşmaya gayret ediyoruz. O zaman sanıyorum birkaç dakikamız var. Son iki küpürle şey yapalım. Arkadaşlar şu Leyklik Karşı'da Haller bölümünde iki tane küpürümüz var. Birincisini bir ekrana getirin. Evet, protokole harem selamlık yok ama vatandaşa var. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan'da din görevlileriyle bir araya geldi. Müftülüğün konferans salonundaki toplantıda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Protokolde kadın erkek yan yana otururken arka sıralar harem selamlık olarak bölündü. Yani günahsa öndekiler niye yan yana oturuyor, değilse arkadakiler niye ayrı? Bunları ciddiye almayın. Bu Diyanet İşleri Başkanı orada oturduğu sürece bence bu soruyu sorması gereken biz değiliz. Hı hı. Biz değiliz. Bu ülkede Diyanet adına görev yapan bütün din adamları bu suistimalin hesabını orada oturan o zata sormalılar. Bu zebatın ayrıcalıklığı nedir diye bence o sorunun muhatabı orada, onlar cevap vermeli ona. Evet. Peki sadece birkaç cümlede şu Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Türkiye ile yürütülen müzakerelerin dondurulması, askıya alınması kararı şu anda komisyondan geçti. Eğer parlamento genel kurulda onaylarsa Türkiye ile yürütülen tam üyelik görüşmeleri askıya alınacak. Şöyle bu konuda bir bilgi paylaşayım kamuoyuyla. Hı hı. Allah şifa versin, dün de parlamentoda yemin etti Sayın Deniz Baykal. Geçmişte bu konunun hassasiyetini hem parlamento gündeminde hem de biz milletvekillerine birebir anlatmıştı. Ve bir konu öğrenmiştik ki Deniz Bey şahsi olarak Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'nin yeniden hukuk devleti olacağını, Türkiye'nin yeniden demokratik devlet olması için mücadele edileceğini, hükümetin de bu konuda üzerine düşenleri yapacağını Deniz Bey'in de Avrupa Parlamentosu'nu ikna ederek zaman aldığını biliyoruz. Ama anladım ki artık Avrupalılar AKP iktidarının öyle uygar dünyayla, çağdaşlaşmayla, hak ve adaletle, hukukla, hukuk devletiyle, kurumsallaşmayla, daha doğrusu yaşanabilir bir Türkiye ile hiçbir şekilde hesabının olmadığını, tam tersine büyük bir yandaş yağması ile toplumun alın terini, bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin gençlerinin geleceğini ipotek altına aldığını ve Türkiye'yi ağır bir sürecin içerisine sokmaya, çürümüşlüğü toplumun hücrelerine kadar enjekte etmeye devam edeceğini herkes görüyor ve böyle de bu ülkenin gideceğini onlar da düşünüyorlar. Ama ben şöyle bir şey söyleyebilirim Mustafa Bey. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin asıl ondan sonra tercih süreci başlayacaktır. Bir siyasi iktidar halkının %44'ünü yoksulluğa, %16'sını açlığa mahkum edip, yani her gün Türkiye'de şimdi biz burada konuşurken
İlkokula yarın pazartesi günü çocuğunu gönderecek anne bugün çocuğunu yatağa aç koyuyorsa o annenin vicdanı bu AKP iktidarını göndermeye yetecektir. Eğer bir baba şu anda bizi ekranlarda izleyen bir baba yanında onunla birlikte televizyon ekranında bizi izleyen çocuğunun üniversiteyi başarılı bitirmiş olan çocuğuna gelecek olan bir güvence vaat edemiyorsa, onun geleceğini planlayamıyorsa çocuğuna iş ve yaşanabilir bir Türkiye önüne koyamıyorsa o gencin önünde hiçbir siyasi iktidar duramaz. Emin olun. Evet. AKP'nin öngördüğü gibi hiçbir şey olmaz. Türkiye artık iyiliklerine kadar bu AKP'nin çürümüşlüğünden irite olmuştur, rahatsız olmuştur. 31 Mart seçimleri seçim değildir. 31 Mart'ta AKP'den kurtulmak için oy vereceğiz. Ya AKP'den kurtulacağız, bu zulüm düzenini sona erecek, yeniden ekmeğimizi bölüşeceğiz, gelirlerimizi paylaşacağız, hakça bölüşeceğiz, çok üreteceğiz, tarlalarımızı ekeceğiz, fabrikalarımızı tüttüreceğiz ya da bu AKP'nin saltanat hayatına boyun eğmeye, özgürlüklerimizi feda etmeye, daha ağır bir sürece doğru mahkumiyet içerisinde yaşamaya karar vereceğiz. Ağzınıza sağlık. Evet, yayın sorumlumuz Halil İbrahim Korkmaz, yönetmenimiz Aziz Gürgöz, kameramanlarımız Recep Toroman, İshak Toroman ve Ali Akan, ses Ercan Arslan, karşı operatörü ve ana kumandada Mustafa Akar, montaj Onur Koyuncu ve ulaşımda Haşim Gürel, hepsine emekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür beni kırmayarak üçüncü kez Kral Çıplak deme sizinle program yapmak zevkini yaşatan sevgili dostum Haluk Pekşen'e iyi ki varsınız, iyi ki Kral Çıplak diyorsunuz. Umarım bir gün size de Kral Çıplak denir. Yani Kral Çıplak denilecek koltuklarda olursunuz. Olacağım, okundan da hiç kuşkum yok. Evet, bu ülkenin geleceğine kayıtsız kalmayacağım usta. Evet, o zaman da zevkle size biz Kral Çıplak diyeceğiz. Kapanış klibini kendisi seçti ve ne seçtiniz? Erol Evgin ve Sıla söylüyor. Evet, Ateşle Oynama. Neden? Çünkü Türkiye maalesef siyasetin ateşle oynamasının süreci içerisinde savrulup gidiyor. Evet, ateşle oynanılmayan, gerçekten artık insanların ateş değil, sevgi, dostluk, barış, hani o pembe bulutlar falan var ya, işte onlarla yaşadığı, kardeşliğin arttığı, savaşın bittiği, hiç kimsenin ateşle oynamadığı günlere gitsin. Bu tamamen sizin elinizde. Ne olur sadece siyasetçiler çalışmasın, biraz da siz çalışın. Biraz da siz eşinizi, dostunuzu artık etkileyin ki kendi kaderimizi gerçekten artık başkalarının ellerine bırakmayalım. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Sen ve ben sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan. Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur. Vurduğun yerlerde güller açacak. Ateşle